Niye giderken? Zeynep Hanım dışarıda burayı seyrediyor. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayın. Görmeyin de, ilgilenmeyin de. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey içer misiniz diye sordular. Arabayla geldik. Başka sefere dedim. Bir dahaki sefere burada buluşmasak olur mu? Niye? Senin çevren, benim dayım. Yani daha rahat edebileceğim bir yerde buluşursak daha iyi tanırsın belki beni. Tabii. Nasıl istersen. Zeynep. Gidiyor musun? Ben Eda Nur'a baktım, yokmuş. O yüzden gidiyorum. Ha, şey, Halil İbrahim içeride mi? İçeride. Ama pek müsait değil sanırım. Sen iyi misin peki? İyiyim. Anladım. Aklından öyle kötü kötü şeyler geçiriyormuşsun. Duydum. Ben o kişiyi başkasına düşünüyorum. Neyden bahsediyorsun anne? Didem'den. Kızım böyle şeylerin şakası olmaz ayrıca. Anne ben bu konuyu konuşmak istemiyorum lütfen. Ben konuşmak istiyorum ama küçük hanım. Didem'i abine düşünüyorum ben. Çok geç anne. Halil İbrahim'le bayağı bir yakınlardı dün. Geçmiş olsun yani. Nasıl yakınlardı? Bayağı el ele göz göze romantik bir akşam yemeği yiyorlardı. Aman Allah aşkına, kim söylüyor sana bunları? Bana bak, bunları sana kim söylüyorsa bil ki senin kötülüğünü istiyor. Kimse anlatmadı anne, ben kendi gözlerimle gördüm. Ayrıca sen şu abimin mevzularından elini eteğini çeksen mi artık ya? Abim hem evli, yani boşanamadı hala, bir karısı var. Hem de hayatında çocuk beklediği bir kadın var, farkında mısın? Hadi canım, sen de karısı mı kaldı, Ayşe mi kaldı Allah aşkına? Açtırma benim ağzımı. Ayşe. Günaydın. Senin ne işin var burada? Dün gece burada kaldım. Sebep? Fikret öyle istedi. Barıştınız mı abimle? Yani neticede küst değiliz zaten. Tabii bazı dargınlıklar, kırgınlıklar var. Fikret nerede? Aşağıda. Başı ağrıyordu biraz. Ben de ilaç almaya geldim zaten. Söyle ona ayılınca benim yanıma gelsin. Olur, söylerim. Bu ne? Bu ne şimdi? Anne tamam. Ne annesi? Tamam abime ne diyeceksin ayrıca? Evli barklı insanlar, bırak kararlarını kendileri versin. Karışma sen. Yok efendim öyle şey. Ben biliyorum onu yapacağımı. Nedime, benim gördüğümü sen de gördün mü? Gördük, gördük. Zaten kendini göstermek için de şuradan girdi. Ha, demek Fikret senin için kendini feda etti. Benim için mi? Evet. Baktı ki Rızvan Ayşe'nin arkadaşıyla evlenecek. Ayşe'ye sus payı verdi. Yolda dayanamamış, söylemiş. Halil İbrahim de ben biliyordum beni tuzağa götürdüğünü demiş. Sen karınla mutlusun. Bir yuvan var, babanı al git demiş. Teslim olmuş abla.
Dayım Halil İbrahim'i yaşatmazdı. Nasıl kaçırdı acaba elinden? Detaylı bilmiyorum ama kaç kişi varsa gebertmiş. De Nihat kaçmış. Ben yolda Eda Nur'a sordum. Biraz hırpalanmış. Ama durumu iyiymiş. Bir ziyarete mi gitsen abla? Yavuz teşekküre gitti. Bence seni görmek iyi gelir ha? Halil İbrahim'e iyi gelecek tek şey Nihat dayımı öldürmekti. Ama onu da elinden kaçırmış. Abla niye böyle yapıyorsun? Sen sevmiyor musun Halil İbrahim'i? Seviyorum Leyla. Çok seviyorum. Ama her an ölüm haberini alabileceğim bir adamla yaşamak da kolay değil. Abla bunu bilmiyor muydun? Sen Halil İbrahim'i bile bile kabul etmedin mi? Ayşe ablanın burada ne işi var? Barıştılar herhalde. Ama Fikret abimle daha konuşmadım. Ayşe Hanım pek mutluydu. Damla ne olacak? Duyarsa mahvolur kız. Damla duysun diye yapıyor zaten. Ama biz bir şey söylemeyelim, tamam mı? Fikret abimi zor durumda bırakmayalım. Tamam. Anne abime karışma diyorum. Arkamı dönüyorum. Yine aynı konu ya. Aynı konu değil kızım. Ayşe abinle mutluluk fotoğrafları çekip Damla'ya göndermiş. Eyvah! Abin niye izin verdin böyle bir şeye? Ben bir şeye izin vermedim ya. Çocuklar için dedi, sevinirler dedi. Ben nereden bileyim Damla'ya göndereceğini? Peki ben şimdi Damla'ya ne diyeyim Fikret Bey? Ayşe gitmiş, bir daha da gelmeyecekmiş. Sen gelebilirsin de. Gelsin gelsin. Bir de onunla fotoğraf çektirirsin. Yediğin haltı izlemeye gelmişsin restorana ama Halil İbrahim gördü, haberin olsun. Bir hoş geldin demek yok mu? Yok canım. Sen Temel'le bu eve dönene kadar sana hoş geldin falan yok. Hayır yani siz benim üstüme geliyorsunuz da arkadaşınız neredeyse daha dün tanıştığı bir kızı ortalık yerde öpecekti, farkında mısınız? Kim yüzünden acaba Zeynep? Bunun mazereti mi olur Eda Nur ya? Ya sen adama boşanacağım, seni artık istemiyorum dersen. Siz de Halil İbrahim'e kız ayarlamaya çalıştığımı söylerseniz. Ay sen de pardon da test mi ediyorsun adamı? Ben kimseyi test falan etmiyorum. Merak ettim hayat devam edecek mi diye. Gördüm, ediyormuş. Hayat dün gece devam etmeyebilirdi Zeynep. O dayın olacak adam Halil İbrahim'i öldürebilirdi. Bu senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Ediyor. Onun için buradayım zaten. Gelmeyin üstüme. Nerede Halil İbrahim? Camlı bahçede. Biz içerideyiz. Kaç. Müsait misin? Gel Zeynep, otur. Bir şeyler duydum. İyi misin? Asıl ben bir şeyler duydum. Sen iyi misin? Ne gibi? Zeynep. Ben sana seni sevdiğimi söylüyorum. Her ne olursa olsun seninle beraber olmak istediğimi söylüyorum.
Sen beni istemediğini söyleyip bana birilerini yolluyorsun. O tam olarak öyle olmadı aslında. Zeynep, benim aklımla oynayabilirsin. Beni kandırabilirsin ama benim duygularımla oynayamazsın. Hem sen beni ne zannediyorsun ya? Abim miyim ben senin? Babam mıyım ben senin? Senden başka kime zaaf gösterdiğimi gördün? Dün gördüm. O kıza bana baktığın gibi bakıyordun Halil İbrahim. Ben sana baktığım gibi kimseye bakmadım Zeynep. Ama madem sen bunu istiyorsun, izle beni. Suratından anladığım kadarıyla hiç iyi bir haber yok. Sayende Elif. Benim sayemde. Ay ben sana bir sır veriyorum. Sen de gidip bunu Halil İbrahim'e ulaştırmak için elinden geleni yapıyorsun. Sen bana bir sır vermedin Zeynep. Sen bana saçma sapan bir şey söyledin. Ben de tabii ki engel olmak için elimden geleni yaptım. Neyse, bu başıma gelenlerden dolayı seni suçlayacak değilim. Peki kendini suçlayacak mısın en azından Zeynep? Kuman arıyor. Ay Elif, söyleme şöyle, en sevmediğim laf. Zeynep. Efendim Didem. Alo Zeynep. Müsait misin? Evde misin yani? Seninle konuşmak istediğim şeyler var da. Ne gibi? Pek telefonda konuşulacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Olur, evdeyim, müsaitim, gel. Tamam, anlaştık. Birazdan yanındayım. Tamam, görüşürüz. Sayende harika bir gece geçirdim demek için teşekkür etmeye gelecek bence. Altı üstü yemek yemişler. Halil İbrahim oradan ölüme koşmuş. Abartılacak bir şey yok yani. İnşallah senin. Son anda olduğu için sana sormadan hareket ettim. Sabah kendimi kötü hissettim. Çünkü ben arkadan gizli iş çevirmeyi hiç sevmem. Neyden bahsediyorsun Didem? Halil İbrahim dün beni akşam yemeğine davet etti. Ben de kabul ettim. Baş başa bir akşam yemeği yedik. Dayımın orada. Herkesin içinde yani. Şimdi duyarsın, kulağına gelir diye benden duymanı istedim. Didemciğim, söyledim ya, biz ayrıldık. Onu anladım da resmi olarak ayrılmadığınız için eğer hala bir umut varsa araya girmek, arada olmak hiç istemem. Sen etkilendin mi Halil İbrahim'den? Yani nereden çıktı bir anda yemek falan? Etkilendim açıkçası. Çok ilgi gösterdiği için kayıtsız kalamadım. İlgi gösterdi derken? Çok abartılacak bir şey değil. Yani beğendiğini, hoşlandığını belli etti sadece. Nasıl belli etti mesela? Çok samimi, çok sıcak, çok içten davrandı. Yani bunları sana anlatıyor olmam biraz zor tabii. Eğer kesin olarak bitirdiyseniz ve kararında kesinsen ben Halil İbrahim'le görüşmek istiyorum. Biz boşanıyoruz Didem. Az önce avukatlara protokolü hazırlamalarını söyledim. Boşanıyorsunuz. Evet. Şu an sadece kağıt üstünde evliyiz. Yakında da resmen boşanıyoruz. Yani
İstediğin gibi davranabilirsin. Hayırlısı olsun. Hepimiz için. O zaman ben müsaadeni isteyeyim. Yolu biliyorsun zaten. Benim birkaç telefon görüşmem var. Hoşça kal. Ne yaptın? Uzak dur dedin mi kocamdan? Didem kendine çekmiş Halil İbrahim'i. Uzak durulacak bir durum kalmamış yani. Ne diyor peki? Sen yoksan ben varım diyor. Ben de biz boşanıyoruz zaten. Avukatlara protokolü hazırlattım dedim. Ne diyorsun Zeynep? Ne protokolü, ne hazırlatması? Arayacağım işte şimdi Elif. Zeynep. Zeynep, ne yettin de geldin? Halil İbrahim içeride mi Turan? İçeride, tek başına oturuyor. Al Zeynep. Zeynep, siz niye buradasınız? Halil İbrahim niye tek oturuyor? Boş ver ya, tartıştık biraz. Ama sen iyi ki geldin. Şununla konuş artık, bitsin bu iş ya. Hakikaten Zeynep ya, tüketti bizi. Yani senin yüzünden bize sardı. Evet. Konuşmak için geldim zaten. Hadi. Şişt, bu elindeki ne öyle ya? Aman neyse ne Turan. Şunlar bir barışsın da bugün konuşmaya gelmiş. Tamam yeter artık, bu iş bugün bitiyor. Oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin Zeynep. Ben sabahki gibi bir gerginlik istemiyorum. Benim derdim bana yetiyor zaten. Gerilecek bir şey yok Halil İbrahim. Aramızdaki gerginliği bitirmek için buradayım. Seni dinliyorum. Aslında ben... aramıza biraz mesafe girsin. Zamanla bir şeyler şekillenir, ona göre hareket ederiz diye düşünüyordum ama... hem dün gece gördüklerimden sonra... hem de bugün duyduklarımdan sonra... bu işi daha fazla uzatmamanın... ikimiz için de daha iyi olacağına karar verdim. Tabii senin için de uygunsa. Dün gece. Bugün ne duydun da bana olan aşkım bitti peki? Sen bugün söyleyeceklerini söyledin. Evet, ben bir hata yapmış olabilirim. Ama sen de bunu fırsat bilip değerlendirmek istedin belli ki. Zeynep, öfkeliydim sana. Neyini anlamıyorsun? Ne duyguyla yaptıysan yaptın Halil İbrahim. Ben de sana sinirliydim. Gidip biriyle romantik bir akşam yemeği yedim mi? Senin bana ayarladığın kişiyle akşam yemeği yedim ben. Kendi yediğin haltayı yok sayıp benim yaptığıma mı takılıyorsun? Evet, takıldım. Belli ki kız da sana takılmış. Buradaki herkes de şahit olmuş.
Bence bu işi daha fazla uzatıp birbirimizi küçük düşürmenin bir anlamı yok. Sana yazıklar olsun Zeynep. Duruşma salonuna gidip hakime boşanmak istediğimizi belirtmemiz gerekiyormuş. Belki haberin yoktur diye söyleyeyim dedim. Daha önce hiç boşanmamıştım. Bilmiyordum, sağ ol. Arkadaşlık alabilirsek sevinirim. Sen benim arkadaşım değilsin Zeynep. Bu çıkacağım hakim karşısında da söylerim bunu. Sen benim sevdiğim kadınsın. Haberin olsun. Zeynep, ne oldu? Halil İbrahim'e sorarsınız. Koş koş. Acele et, boş bırakma sakın. Gidelim oraya, gidelim. Yok artık. Allah kahretsin, beni seviyormuş. Mahkemede böyle söyleyecekmiş bir de utanmadan. Bakalım nereye gidiyorsunuz? Şuradaki ev.
telefonunu bana ver. Sen hastaneye geç. Ben de işim bitince geleceğim. Sen nasıl döneceksin? Dönerim ben. Halil İbrahim, dikkat et kendine. Merak etme. Bana bir şey olmayacak. Borçlandım sana. Sonunda yakalandın dayı. Bakalım bundan da kurtulabilecek misin? Kesin kasaba meydanında asacak seni. Gir içeri. Halil İbrahim yapma. Gir içeri. Ben 24.42. Bir teslimatım var. Konum ve parola istiyorum. Neydi şimdi? Kasaba meydanına da dönmedi. Nereye gidiyor bu? İbrahim, kimsin sen? Nereye getirdiniz beni? Burası neresi? Burası gökyüzünü göreceğin son yer. Nihat Marten. Nereye gidiyorum? Hani soruyordun ya bana sen kimsin diye. İşte gittiğin yerde kim olduğumu öğreneceksin. Thank you.
yeşillik örter. Dalga kızıl ot biter. İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Sen de Halil İbrahim. Sen de Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Ne yapıyorsun? Şimdi abimi doldurmaya çalışıyorsun. Ne münasebet canım? Ne yani? Bu evde senden başka konu yok mu? Ne varmış konu? Baban. Baban gitmiş. O kızla nikah kıymış. Ne yapayım yani? Konuşmayayım mı? Konuşma anne. Sana ne boşandığın adamın kimle evlendiğinden? Allah Allah. Sen öyle yaparsın kızım o zaman. Halil İbrahim'den boşanınca o gider birisiyle evlenir. Sen hiç konuşmazsın. Abi çıkalım mı artık? Çıkalım çıkalım da daha... Vakit var, bir şeyler yeseydin. Canım istemiyor. Yemiyor, yemiyor. Tamam, bak. Hadi çıkalım, hadi. Fikret. Konuştuğumuz gibi. Anne, görüşürüz. Hadi. Tamam. Ah ya. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz de geliyoruz Zeynep. Seni en kötü gününde yalnız mı bırakalım? En kötü günüm değil Elif. Altı üstü boşanıyorum. Hı, öyledir tabii. Tamam da Elif, hadi. Abi bak, bana söz verdin. Konuştuğumuz gibi beyanda bulunacaksın. Başka türlü ifade verirsen bir daha yüzüne bakmam, haberin olsun. Tamam da tamam. Avukat istememişsin evladım. Gerek duymadım efendim. Neden? Çünkü boşanma niyetinde değilim. Ama önümde duran kağıdı imzalamışsın. Eşim istedi. Ben de imzaladım. Evladım, ayrılmak istiyor musun, istemiyor musun? Karımın kararına saygılıyım. Ama şahsi fikrim yuvamızın dağılmaması yönünde. Sen ne diyorsun kızım? Ben boşanmak istiyorum efendim. Sebebini öğrenebilir miyim? Eşim belli ki sen istiyorsun diye ayrılmaya razı geliyor. Yani sen niçin ayrılmak istiyorsun? İnadından efendim. Aslında kocasını çok seviyor efendim. Bir sessiz olun da kendilerini ifade etsinler. Ben daha sonra sizi dinleyeceğim. Evet kızım, niçin ayrılmak istiyorsun? Sebebini anlatırım. Ama bu kadar insanın içinde değil. Bu kadar insan dediğin herkes senin ailen. Zeynep. Efendim. Madem anlaşmalı boşanamayacağız, duruşma salonunun boşaltılmasını ve celsenin gizli yürütülmesini talep ediyoruz. Evet hanımlar beyler. Hepinizin bildiği gibi boşanma davası özel hususlar içerir. Şimdi bize müsaade edin lütfen.
Zeynep Hanım gerekçesini anlatsın. Ben ona göre gizlilik kararı verip vermeyeceğimi takdir edeceğim. Çıkalım, ne yapalım? Siz de çıkar mısınız lütfen? Zeynep Hanım, ben kalayım. Ben kendimi ifade edebilirim. Anlatacaklarım özel, lütfen. Zeynep Hanım, bizi gerçekten meraklandırdın. Niçin ayrılmak istiyorsun? Ben eşimi tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Efendim, biz eskiden beri tanışıyoruz. İlkokul arkadaşıyız. Evet. İlkokul arkadaşıyız. Kendisi buralardan gitti. 20 yıl sonra döndü. Ben de çocukluk aşkımla bir yuva kurmak istedim. Ama zaman içinde bazı şeylere şahit oldum. Zeynep. Bir dakika, bir dakika, sen sus. Bir dakika. Devam et kızım. Kocamın kim olduğunu, görevini, ne iş yaptığını bilmiyorum. Belli ki gizli bir görev için burada. Beni sevdiği için mi benimle birlikte? Yoksa görevini kamufle etmek için mi benimle burada, bilmiyorum. Evladım, böyle bir görevin varsa söyle de ben gizlilik kararı vereyim. Efendim, ben sıradan bir vatandaşım. Herhangi bir görevim yok. Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Pekala, araştıralım. Yaz kızım. Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Milli İstihbarat Başkanlığı'na. Halil İbrahim Karasu'nun bağlı kurumlarınızla bir ilişkisi olup olmadığını... Zeynep. Eğer bir görevi varsa... Benim. Halil İbrahim. Halil İbrahim, kimsin sen? Ben hiç kimseyim. Efendim, boşanma talebini kabul ediyorum. Mümkünse bu celsede boşanmak istiyorum. Ben talebimden vazgeçtim hakim bey. Kendisi söyledi, hiç kimseymiş. O yüzden araştırılacak bir konu yok. Boşanma isteğimde kararlıyım. Avukat bey, bu gizli celse talep etmek de nereden çıktı? Zeynep Hanım öyle istedi, Fikret bey. Ne varmış bizden gizli konuşacakları? Gördüğünüz gibi ben de sizin gibi dışarıdayım. Bir fikrim yok. Hele bir boşanmış olsunlar. Adliye çıkışı Zeynep'in saçını başını yolarım, kimse de bana engel olmaya kalkmasın. Hak etti Semacığım. Ne yaparsan yap, ben arkandayım. Sana bir şey soracağım. Hı. Sence Zeynep özel derken ne demek istedi? Yani ben nereden bileyim Eda? Adı üstünde özelleri. Hani senin tanıdığın kadarıyla halo, bizden, Zeynep'ten bir şey saklıyor olabilir mi?
Ne karar verildi? Zeynep bir şey söylesene. Boşandık. Gel bak. Halil İbrahim. Halil İbrahim. İyi misin? Halil İbrahim. Nerede ablam? Bastın yaraya bastın. Tamam ask edin ben tamam. Aradın mı ambulans? Ambulans çağırın. Tamam. Nefes al bana bak. Bana bak. Tamam ne olur ne olur. Tamam bizimle sakın kal. Sakın sohbeti kesme. Bizimle kal lütfen. O gözlerin kapamaması lazım. Bak konuşma lazım. Doktor yok mu burada? Ömer. Şota bu ne? Bu ne şota? Doktor yapmam dedi. Hayır olsun Zeynep Hanım. Neden burada buluştuk? Abim Temel konusunda ne karar verdi Şota? Eğer pişman olursa affedecek, yollayacak buralardan. Olmazsa? Olmazsa iyi. Siz de biliyorsunuz Zeynep Hanım. Ama Fikret Bey ne de olsa abisi. Yani gerekeni ben yapacağım. Ona bir şey yaptırmam. Kardeş kanı dökmesine müsaade etmem. Siz endişe etmeyin. Sen yapsan da bu değişmeyecek Şota. Tamer'in pişman olmayacağını hepimiz biliyoruz. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama şimdi isteyeceğim. Sen de bana yapacağına dair söz vereceksin. Zeynep Hanım, benim sizin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Yeter ki siz emredin. Abimi kardeş katili yapmayacaksın. Tamer'i buradan göndereceksin. Abim dahil herkes onu öldü bilecek. Biz kardeş katili olmayacağız. Tamam mı Şota? Tuncay'ı vurduktan sonra o arabadan inip ikinize de sıkmadığım için
Ben çok pişmanım abi. Defolup gideceksin. Seni yurt dışına çıkaracağım. Sen artık herkes için öldün Tamer. Eğer seni bir gören olursa, ismini bir duyan olursa, nerede olursan ol, gelir seni bulur, gebertirim. Bu sefer Zeynep ablan da elimden alamaz. Anladın mı lan beni? Anladım abi. Tamam söz. Lazım. Bak konuşma lazım. İbrahim. İbrahim bana bak. Bana bak. Bak biz buradayız. Ne olursun aç gözünü ya. Aç gözünü, geliyor şimdi. Geliyor ambulans. Zeynep. Onu dur, bana konuştur bak. O gözlerini aç, kapamamız lazım. Açmıyor gözünü. Açmıyor. Konuşmuyor. Annem buradayız. Doktor yok mu burada? Ya Zeynep. İyi olacaksın abi. Annemle iyi olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.